Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle harika çikolatalı ekler yapacağız. Çok basit ve çok güzel. Dışarıdan almanıza hiç gerek yok. Çok basit bir tarif vereceğim. Şimdi yarım paket margarinimi ve bir bardak suyumu tencerede eriteceğim. Evet, şimdi ocağa margarin ve suyumu aldım. Şimdi margarinimi suyun içerisinde eriyene kadar bekleteceğim. Eridikten sonra içerisine bir çorba kaşığı şeker ve bir tutam tuz ekleyeceğim. Evet arkadaşlar, yağımız eridi. Şöyle altını kısıyorum. Bir çorba kaşığı kadar şekerimi ekliyorum ve bir tutam tuz ekleyeceğim. Ben yaklaşık bir çay kaşığı kadar tuz ekliyorum ve şimdi şekerim eriyene kadar karıştıracağım. Evet, şimdi bir su bardağı kadar unumu birden boşaltıyorum ve hamur haline gelene kadar çabuk çabuk şöyle karıştıracağım. Gördüğünüz gibi katılaşmaya başlıyor. İyice karıştırıyoruz. Şöyle şu şekilde karıştırıyoruz. Ve hamur olmaya başladı gördüğünüz gibi. Bunu güzelce karıştıracağız kokusu çıkana kadar. Evet arkadaşlar, benim hamurum oldu şu şekilde. Gördüğünüz gibi altını kapattım. Şimdi iyice ılıyana kadar bekleyeceğiz. Ilıdıktan sonra 4 tane yumurtayı teker teker kıracağım ve hamuruma yedirmeye başlayacağım. Evet, şimdi benim hamurum ılıdı. Şimdi teker teker 4 tane yumurtamızı tek tek kıracağız ve çırpacağız. Evet, bir yumurtamızı koyduk ve mikserle çırpıyoruz. İkinci yumurtamızı kırdık, çırpıyoruz. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş kıvam almaya başladı. Ben üçüncü yumurtamı kırdım ve çırpıyorum. Evet, hamur olmaya başladı. Son yumurtamı, yani dördüncü yumurtamı kırdım ve şimdi çırpacağım. Daha sonra hamur kıvamına gelecek hamurum ve ben bunu sıkma torbasına doldurup uzun uzun ekler halinde fırın tepsime dizeceğim. Evet, gördüğünüz gibi hamurum hazır. Şimdi hep beraber sıkma torbasına dolduralım. Evet, yağlı kağıt serilmiş tepsimize ya da yağlanmış tepsimize böyle içerisini doldurduğumuz kremamızı, daha doğrusu hamurumuzu şu şekilde sıkarak uzun uzun ya da yuvarlak yuvarlak da yapabilirsiniz. Nasıl seviyorsanız o şekilde olacak şekilde şöyle aralıklı olarak yaparsanız çok güzel bir şekilde pişecektir. Tamamen ekler haline gelecek. Şimdi arkadaşlar, bu aşamada 170 derecede ben fanlı fırında yapıyorum. Yaklaşık 30 dakika pişecek şekilde fırınınızı ayarlayın ki bu aşamada fırınınız ısınsın. Sıcak fırına koyacağız çünkü. Sizler de bunu yaparken şöyle hemen fırınınızı çalıştırın ve bu fırın çalışırken siz de hamurunuzu hazırlayın. Daha sonra fırınımıza bunları yaptıktan sonra yerleştireceğiz. Evet, şimdi ben fırın tepsime dizdim. Şimdi fırınıma koyacağım arkadaşlar. Evet, fırınıma yerleştiriyorum ve yaklaşık 30-35 dakika aralığında pişecek. Kapağını kapatıyorum ve pişmesini bekleyeceğim. Biz bu arada hamurumuz pişerken kremamızı hazırlayalım. Şimdi 1,5 su bardağı, yani 250 ml kadar, 300 ml kadar süt koyuyorum. Yarım çay bardağı kadar şeker atıyorum. Bir çay bardağı un şöyle ekliyorum. Daha sonrasında 2 yemek kaşığı kadar kakao ekliyorum. Ben kakaolu yapacağım. Sade yapmak isterseniz eklemenize gerek yok. Bir pakete yakın şöyle vanilya ekliyorum. Ve 2 tane yumurta ekliyorum. Ve bunları karıştıracağım. Ocağa alıp pişireceğiz. Şöyle tel çırpıcıyla birazcık karıştırıyorum. Hepsi birbirine geçsin diye. Daha sonra ocağımın altını açacağım ve kaynayana kadar pişireceğiz. Evet, ocağımızın altını açtık. Artık
pişmesini bekleyeceğiz. Şöyle iyice yavaş yavaş karıştırarak bütün malzemenin birbirine geçmesini sağlıyorum ve krema haline gelene kadar pişireceğim. Evet, şimdi kaynamaya başladı. Altını kıstım. Şöyle iyice karıştırıyorum. Birkaç dakika sonra altını kapatacağım ve kremam hazır hale gelecek. Çok güzel bir kıvamı oldu gördüğünüz gibi. Soğuduktan sonra eklerlerin içerisine süreceğiz. Kremamız hazır. Şimdi soğumasını bekliyoruz. Bu arada fırında eklerlerim pişmek üzere, hamurum. Son 15 dakikası kaldı. Yalnız kontrollü pişireceğiz. Fırından fırına değişebiliyor çünkü. Siz de dikkat ederek pişirin. Şöyle ara sıra kapağını açıp bakabilirsiniz. Ama ilk 20-25 dakika kapağını açmayın, sönerler. Evet, şimdi eklerimizin çikolatalı sosunu hazırlayacağım arkadaşlar. Ben hazır çikolata kullanmıyorum ama isterseniz bitter çikolata sos kullanabilirsiniz. Şimdi 1 su bardağı kadar süt alıyorum. İçerisine 1 yemek kaşığı kadar kakao ekliyorum. Çok yaşa kızım. 1 yemek kaşığı kadar un ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kadar nişasta ekliyorum. Ben buğday nişastası kullanıyorum. Ve yarım çay bardağı kadar şeker ekliyorum. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle karıştıracağım. Ve ocakta bunu pişireceğim. Kaynadıktan sonra ocaktan alıp üzerine 40 gram kadar bitter çikolata ekleyeceğim arkadaşlar. Ocağımı aldım. Şöyle sürekli karıştırarak sosumun olmasını sağlayacağım. Kaynadıktan sonra dediğim gibi 40 gram ya da 50 gram bitter çikolata eklerseniz çok şahane bir çikolatalı sosunuz olacaktır. Evet, şimdi kaynamaya başladı sosumuz ve içerisinde 40-45 gram kadar ya da 50 gram, siz onu artık çikolatalı ne kadar seviyorsanız, bitter çikolata ekleyeceğim. Şöyle ekliyorum ve erimesini sağlayacağız. Altını kapatıyorum bu aşamada. Altı kapalı şekilde çikolatamızı eritiyoruz. Evet, şimdi çikolatalarım eridi. Şahane bir çikolatalı sosumuz oldu. Şimdi soğuyana kadar ara ara karıştıracağız sosumuzu. Evet, eklerlerimiz oldu, hamurumuz. Bunu şimdi fırından çıkartacağım. Ve şöyle alıyorum. Evet, şimdi soğumalarını bekleyeceğiz. Daha sonra ortalarını kesip kremalarını koyacağım. Evet, soğuyan kremamızı krema torbama dolduracağım. Bu arada çünkü hamurlarım da oldu, soğudular. Onları da ortadan ikiye keseceğiz. Şimdi hamurlarımı ikiye böleceğim. Şöyle bıçak yardımıyla arkadaşlar. Ve ortadan şöyle bölüp arasını sıkabilirsiniz. Ya da komple kesip daha güzel bir görüntü elde edebilirsiniz. Kremayı araya sıkarak. Ben komple keserek ikiye keseceğim ve krema sıkacağım aralarına. Şu şekilde ayırıyorum hepsine. Evet, şimdi içlerine kremalarını sıkacağım. Ben hepsini aralarını açtım. Şu şekilde kremalarını sıkma torbamdan sıkıyorum. Şöyle tutacağım, kayıyor çünkü. Evet, ben içlerine kremalarını sıktım. Şimdi üzerlerine çikolatalı sosumu batıracağım. Evet, ben çikolatalı soslarını da sürdüm. Şimdi üzerlerine fıstık kırığım vardı benim. Bunlardan şöyle süslüyorum. Daha güzel görünmesi açısından fıstık sosu yapabilirsiniz ya da fındık. İstediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Herkese afiyet olsun. Son görüntümüz bu şekilde. Herkese afiyet olsun.